Evet şimdi diğer bir konu yine cumhuriyetçilerin kendi içindeki kavga olarak adlandırılabilir. Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'ın görevden alınma ihtimali. Bununla ilgili Majority Taylor Green'in yaptığı açıklamalar var. Bir önceki başkan gibi yine cumhuriyetçiler tarafından görevden alınabilir mi Johnson'da? Yani bu Mümkün, teknik olarak mümkün tabii ki. Daha, daha birkaç ay önce senin de dediğin gibi Kevin McCarthy örneğinde gördüğümüz gibi olmayacak bir durum değil. Ama şu an için en azından girişimin öncülüğünü, hani en azından kamuoyu önünde sahiplenen kişi, tek kişi Marjorie Green, Taylor Green gibi görünüyor. Johnson'ı koltuğundan indirmeye yetecek miktarda bir desteğe sahip mi? İşte yani şu an itibariyle o net değil gibi görünüyor. Johnson'a oldukça sert eleştirilerde bulunuyor. Oylamanın olduğu günden bu yana, saatten bu yana. Cumhuriyetçi Parti içindeki katı muhafazakar grubunda bu Marjorie Green Taylor'ın temsil ettiği demokratlara teslim olduğu şeklinde işte suçlamalar eleştiriler yönelttiklerini ve Johnson'a sert bir tepkinin olduğunu söylüyor. McCarthy'nin başkanlık koltuğuna gelirken hatırlanacağı üzere pazar yapılan o dönemde yapılan pazarlıklarda başkanı koltuğundan etmek kolaylaştırılmıştı. Sadece bir tek bir kongre üyesinin bunun için bir tasarı getirmesi ve konuyu hani kongrenin genel kurulun gündemine almaya yetiyordu. Dolayısıyla Green'in elinde böyle bir güç var diyebiliriz. Cumhuriyetçiler içindeki işte dediğimiz bu Merjory Taylor Green'in temsil ettiği katı muhafazakar grup harcama tasarısının geçen bu hükümetin kapanmasını önleyen harcama tasarısının maliyetine itiraz ediyor. Masraflarda çok daha geniş kapsamlı bir kesinti istiyorlardı. Sınır güvenliği konusunda bir takım talepleri vardı bu tasarılara eklenmek üzere. Demokratlara çok çok fazla taviz verildiği düşüncesi de hakim. Cumhuriyetçiler içerisindeki bir grupta Johnson'ın hükümetin kapanmaması için işte tasarının geçmesini güvenceye almak için demokratlarla birlikte çalışmasından ve cumhuriyetçilere de bu tasarıyı incelemek için yeterli süre vermemesinden şikayet ediyor Marjorie Taylor Green. 72 saat normalde bize süre verilmeliydi. Sadece bir gün verildi dedi. Şimdi Taylor'ın açıkladığı bu girişimle yani koltuğundan etme girişimi, Mark Johnson'ın koltuğundan etme girişimi şimdilik hani bir uyarı niteliğinde olduğunu, bunu hani ne zaman temsilciler meclisi genel kuruluna oylama için getireceği konusunda bir takvim açıklamadı. Bu takvim değil ama aylar olabilir, aylar sürebilir. Haftalar sürebilir. Hatta bir sonraki kongre döneminde de kalabilir dedi ama e, başka şu niyet ki Başkan Johnson e, Temsilciler Meclisi Başkanı olarak kalamaz dedi. Yani bu konuda kararlılığın altını çizdi. Yani belki de Cansının e, kafasında belki bir sopa gibi tutma niyetinde mi yorumu da belki yapılabilir e, Serdar.